Hazırsak başlayabilirim. Sen devam et kızım. Sonunda full stil takı tasarımlarıyla görüşmelerimiz önemli bir noktaya geldi. Tasarladığı takıları bizimle birlikte internet satışını açmaya sıcak bakıyorlar. Biz bu takı işine ilk defa giriyoruz. Basit bir şeyle girmeyelim. Elbette sınırlı üretmek kişiye özel işler. Ben kişisel takı sevmem. Ayrıca egosu satın aldığım maddelerle tatmin olan bir insan hiç sayılmam. Ama bu tasarımların birer sanat eseri olduğunu düşünüyorum. Hatta görüşmeler sırasında dayanamadım, aldım. Ben de sürekli kullanıyorum. Ayrıca rakiplerimiz Ban Moda ve Tolamod da kadının peşine düşmüşler. Ama bize daha yakın. O zaman onlar düştülerse bu iş bitirilecek. Bitir şu işi. Tamam. İsmi neydi kadının? Fulya Ferah. Biz bu ismi nereden tanıyoruz? Vallahi bana da hiç yabancı gelmedi. Yahu yeryüzünde bir hanımın adı da size yabancı gelsin. 32 dişimi birden kıracağım vallahi billahi. Yok babacığım, geçmişte kaldı artık o mevzu. Ayşe'den sonra biliyorsun. Feza'cığım, tasarımcının fotoğrafı en altta olacaktı. Açabilir misin? En alttaki fotoğraf. Belki böyle hatırlayabilirsiniz. Alo, Kerem Efendi, alo. Daldın gittin. Senin kırıklarından bir tanesi olmasın bu? İlahi baba, tipi değil bir kere. Evet. O zaman bitirilecek bu iş. Yok, ben şeye dalmıştım, onu düşünüyordum da. Ceyda ile Feza bu işi bu noktaya kadar getirmişler. Belli ki seviyorlar da takıları. Onlar ayarlasın, onlar bitirsin. İşin uğuru da kaçmasın hem. Aynen aynen. Bence de. Biz çünkü otomotiv şeyinde orada bayağı iyi ilerliyoruz şu ara. Şey yapmayalım, dağılmayalım. İyi tamam, öyle olsun. Hay Allah ya. Evet, toplantı bitmiştir. Herkes işinin başına, çok teşekkür ediyorum. Efendim? Ha? Alo Muhsin. Ne oluyor Muhsin? Hayır ne oluyor, ne oluyor? Niye açılmıyor benim bu telefonlarım acaba? Ya gel daha toplantıdayım. Allah Allah, işim var, gücüm var. Hem senin özel sekreterin miyim ben? Her aradığında tak diye telefonu açacağım. Neymiş bu kadar önemli olan? Ne oldu biliyor musun Muhsin? Senin gelinin bastı gitti Muhsin, bastı gitti. Nereye gitti ya? Yok, öyle bir şey yapmaz. Ya gittiyse çok önemli bir işi çıkmıştır o zaman. Ay ne işi olacak Muhsin Allah aşkına ya? Gelinin ne işi olacak ya? Ya resmen bu kız beni salak yerine koydu gitti. Hem de benim şoförümle. Hem de benim arabamla ya. Yok canım, niye salak yerine koysun ya? Aa, dur hemen böyle gerilme sen. Ben arayacağım, halledeceğim. Tamam. Merak etme sen, merak etme. Sakinleş. Tamam, kapat Muhsin, kapat. Ay, ben kapatmış bulundum telefonu. Ay kusura bakma. Sen de konuşacak mıydın Muhsin'le? Arayayım istersen, konuşacaksan arayayım ha? Allah Allah. Ben ne konuşacağım Muhsin Bey'le ya? Manyak mıdır nedir ya? Allah Allah. Abi ismi duyar duymaz bende flaşlar çaktı da sana kaş göz yaptım, pek görmedin. İşte ben öyle isimden çıkaramıyorum, böyle ilginç bir isim olması lazım. Bir yere bir ışkın vardı, Alsucan vardı mesela. Bak bunları hemen hatırladım. Şimdi asıl mesele bu kız beni nasıl hatırlayacak? Hiç şey hatırlamayacak. Yapma ya. Ne yaptım, ona yüz mü vermedim? Pek öyle sayılmaz abi. Bu takı tasarım işlerine yeni girmişti. Sana bu tasarımlarını göstermek istiyordu o zamanlar. Ben beğenmedim diye mi bana kızdı? Aksine çok beğendin. Hatta bayıldın. O kadar ilgilendin ki kız bir ara çok fazla gaza geldi. Sonra gece dışarı çıktınız. Sonra sabah oldu. Kız uyanmadan sen çık. Gerisini biliyorsun. Aynı hikaye. En iyisi ben bu işe hiç bulaşmayayım. İmzalar atılsın. Ne yapmış lan bu karın yine? Ne yapmış baba? Anneni evde bırakıp kaçmış. Ha, işi çıkmıştır belki. Olur mu öyle şey ya? Şoförü de almış gitmiş. Yok, açmıyor.
Belki o mahallesine, evine falan gitmiştir. Bu televizyondaki olaylardan sonra onlar da merak etmiştir. Olmaz ama. Bak, karışmayacaksın bu sefer. Kulaklarından çekeceğim. Aa, çek zaten baba. Sen çok yüz veriyorsun bu kıza. Yo yo yo. Bu sefer çok ağır konuşacağım. Evet. Olmaz. Bu ne abi? Bazen gerçekten evlendim sanıyorum. Deli mayın gibi ortalıkta dolanıyor bu kız. İnsan merak da ediyor şimdi. Merak mı ediyor? Kardeşim sen hayırdır ya? Böyle bir aşık koca modlarındasın bu aralar. Saçmalama. Hayır, sonra kabak benim başıma patlıyor, o yüzden. He. Sen gelsene şöyle bir. Ne oluyor ya? Her yerde karşıma çıkıyorsunuz. Ajan mısınız siz? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Kız seni istemiyorum diyor. Anlamıyor musun? Ben ne konuşacaksın? Önce sakin olacaksın. Yok ya. Her türlü altı yiyeceksin. Sonra bunu üfelik mi taslayacaksın oğlum? Elinden kimse alamaz seni. Bak, benim karıştırdığım bir halt yok. Ayşe'ye ne söylediysem samimi ve gerçekti. Samimiydin, o yüzden mi peşine gazetecileri taktın? Gerçekten haberim yoktu. Televizyonda gördüm. Nasıl haberin yoktu lan? Orayı nereden bilecek gazeteciler? Tamam, diyelim ki ben haber verdim. O zaman gazeteciler beni aradığında sizin söylediklerinizi söyler miydim? Hadi diyelim ki niyetim kötü. O zaman ben bu kızı seviyorum, o yüzden buluştuk demez miydim? Bana bak birader, belli etmem ama ben ters adamımdır. Tersim atsın, dünyayı tanımam. Bir daha karımın yanında görmeyeceğim seni. Zaten son konuşmamızdı o. İyi, öyle kalsın. Ha bu arada... O gazetecilerin oraya nasıl geldiğini merak ediyorsan bir Ceyda ile konuş. Lafını hiç yapma Muhsin. Ya yapar mıyım Allah'ını seversen? Sen kocanı tanımıyor musun? Nasıl sinirliyim? Ay yok yok, vallahi senin ona ayrı bir şeyin var yani. Ayrı bir sempatin var. Sen onu görünce ayrı bir yumuşuyorsun Muhsin. Evet haklısın. Biraz yumuşak davrandım küçük geline. Ama görüyorum ki onun otoriteye ihtiyacı var. O otoriteyi de şimdi görecek o. Ha geldi geldi. Bana bak, ben şimdi elemanları buraya göndermiyorum, tamam mı? Hatta hepsini bahçeye gönderiyorum. Ne de olsa artık Ayşe de onların bir hanımı sayılır değil mi? Sen rahat rahat bağır Muhsin, tamam mı? Lafını sakın şey yapma. Hadi hadi, ben gittim. Lafımı ne yapacağım ya? İskele babası mıyım ben burada? Allah Allah. Herkes sorumluluklarını bilerek yaşayacak. Ayşe, kızım neredesin sen? Ayşe? Ayşe, ne oldu kızım? Dur, sakin ol. Dur, ne oldu? Anlat bana. Baba. Kızım. Baba, ben çok kötüyüm. Dur, sakin ol, sakin ol. Dur, toparla kendini. Ne oldu? Anlat bana. Ben her şeyi olsun diyorum. Her şey daha da kötü oluyor. Yo, üzme kendini. Hallolur her şey, hallolur. Dur bakın, sakin ol. Rıza abimi hapse atmışlar. Yapma ya. Hiçbir şey duymuyorum ya. Hadi Muhsin. Benim yüzümden oldu. Orada haberleri izleyince delirmiş çıkmış evden. Dur, üzme kendini. Üzme, üzme. Her şey hallolur. Eve gittim. Yengem evi almadı. Annem yüzüme bakmıyor. Aa, olmaz ama. Çok ayıp etmişler. Olur mu böyle şey ya? Bu saate kıyamam. Çok korkmuşum. Ya canım yavrum. Ay canım yavrum. Thank you.
nereye kadar bu pembe rüyalar?